Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Emine ben. Bugünkü videomuzun konusu halı yıkama. Neden? Çünkü eğer bu kanalda zam varsa konusu vardır. İndirim varsa yine konusu vardır. Yani burada konuşulur arkadaşlar. Ben bunları size bildiririm yani, söylerim. O yüzden şimdi videoya başlamadan önce kanala hemen abone olursanız siz de bunları kaçırmazsınız. Arkadaşlar, halı yıkamaya zam geldi. Normal olarak bu halı yıkamacılar da taşıyamayacaklar herhalde, değil mi? Akaryakıt zamlarından sonra, elektriğe gelen zamlardan sonra, deterjanlara gelen zamlardan sonra tabii ki de. Bakın, zamları söylerken bile nefesimiz kesiliyor. Çünkü her şey zam geliyor. Birdenbire bitmiyor bu zam kelimesi. Her neyse. Normal olarak zam gelecek. Birkaç tane arkadaşım işte Instagram üzerinden falan da yazıyorlardı bana. Bu arada Instagram'dan takip etmek isterseniz Ersoy ailesi diye yazarsanız zaten oradan resimlerden tanırsınız beni. Ersoy ailesi. Oradan falan yazıyorlardı bana işte halı yıkamaya zam geldi. İşte sen son zamanlarda hiç halı gönderdin mi falan diye. Ya dedim, ben ne zamandır halı göndermiyorum. Bayram için, hani bayram temizliği öncesi halı gönderecektim. Neden? Çünkü bizde bayram gelmeden halı yıkanır, düğün olmadan halı yıkanır, nişan olmadan halı yıkanır. Bahar temizliği halı yıkarsın, kış temizliği halı gönderirsin, işte yaz için, yaz temizliği için işte halıları gönderirsin, yıkanırlar. Gönderirsin diyorum çünkü apartmanda oturuyorum. Ben de evlenmeden önce köyde oturuyordum. Köyde otururken de çok şükür halılarımız böyle yayıyorduk. Fırçalıya fırçalıya, köpürte köpürte kendimiz yıkıyorduk. Ama şu anda apartmanda oturduğum için mümkün değil, böyle bir şey yapamıyorum. Aynı zamanda artık köyde de otursam su tüketimine artık çok fazla dikkat etmemiz gerektiği için, artık bunun bilincini aldığımız için yine de halılarımı yıkamaya yollardım arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Ha şey, arkadaşım dün işte mesaj attı bana, dedi ki Emine de halılara dedi yıkamaya zam gelmiş dedi, biliyor musun dedi. Hemen onun broşürünü de atmış bana şeyden, Instagram'dan. Hemen okuyorum ben size. Son 6 ayda başta akaryakıt olmak üzere elektrik, su, kimyasal temizlik ürünleri, araç bakım giderleri, personel giderleri gibi temel giderlerimizde meydana gelen yoğun artış sebebiyle Samsun Halı Yıkamacılar Derneği 14.03.2022 tarihi itibariyle halı yıkama taban fiyatı 13 TL olarak belirleme kararı almıştır. Alınan kararı müşterilerimizin anlayışıyla karşılamasını temenni eder ve 2022 yılının tüm sıkıntılarının giderildiği bir yıl olmasını ümit ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sonunu güzel bitirmişler, gönlümüzü almışlar. Ama dediğim gibi ne yapsın, bu insanlar da taşımayacak herhalde. Yani çünkü eğer bir şirket zarar ediyorsa zaten orayı kapatır yani. Şirketler mi kapansın? Halı yıkama sektörü gerçekten çok büyük bir sektör. Yani düşünün, her ilde, her ilçede böyle yüzlerce var halı yıkama sektörü. Ve burada çalışan binlerce insan var. Ekmek yiyorlar, evlerine ekmek götürüyorlar. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Çünkü her şeye zam geldiği için hiçbir şey diyemem. O zaman bu videoyu niye çektin demeyin. Şimdi örneğin 13 TL, değil mi? Şimdi artık halı yıkatmak 13 TL. E peki siz bunu evde şimdi hesabını yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Evdeki halıları kaç paraya yıkatırım acaba'nın hesabını nasıl yapabilirsiniz? Şöyle. Örneğin şimdi benim evde iki tane salonumda. İki tane işte 3 metre, 3 metrekare hani. Üçer metrekare iki tane halım var. 6 metrekare. Tamam, bu iki tanesi 78 TL'ye yıkanıyor arkadaşlar. Peki işte evde yolluklar var, bilmem ne, işte bunlar nasıl hesaplanıyor, işte bunların metrekaresi nasıl hesaplanır falan derseniz eğer, elinizde bir tane metre alıyorsunuz arkadaşlar. En çarpı boydur yani. Metrekare hesaplaması. Mesela işte en 2 metre, boy 2 metre eşittir 4 metrekaredir. Anladınız mı? Ya da işte en 1,5, boy 1,5. Çarpacaksınız. Bunları hep çarpacaksınız yani. İşte en 2 metre, boy 3 metre, 2 çarpı 3, 6 metre kare. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz evdeki halılarınızı yıkamaya vermeden önce arkadaşlar. Ama dediğim gibi, şimdi birçok kişi kavga ediyor bu insanlarla. Ya da işte markete gidiyorlar, kasiyerle kavga ediyorlar. Halı yıkamacıya halı verecekler. Halıyı almaya gelen o personel ile, İşçi emekçi arkadaşımız ile tartışmaya giren insanlar var. Niye bu kadar pahalı ya? Anlamıyorum ki ben. Anlamıyorum yani, her şeye zam gelmiş, bu insanlar ne yiyecek yani? Giderini karşılayamazsa da o halı yıkamacılar kapanırsa ne yapacağız? Halılar nerede yıkanacak? Onu da düşünmek lazım biraz. Onu da düşünmek lazım.
13 TL. Tamam, keşke olmasaydı. Keşke hiçbir şeye zam gelmese. Ya şöyle böyle bir gözümü kapatsam da şöyle 3 yıl önce falan geri dönsek yani. Hani keşke zam gelmese, 3 yıl diyorum. Çünkü koronadan da önceye gitmek istiyorum. Hani geçen yıla gidelim falan değil yani. Hani böyle koronadan da önceye gidelim yani. Ve bir 3 yıl önceye geri dönsek. Yani gene her şey güllük gülistanlık olsa ama maalesef arkadaşlar, gerçek bu. Yani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizin oralarda halılar kaç para? Bizim burada şimdi 13 TL metrekaresi. Sizde ne kadar arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destekte olabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa bana yazabilirsiniz. Ben eğer ki o konu hakkında bir şeyler biliyorsam mutlaka ki konuşurum, ama bilmiyorsam yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.